3 Temmuz 2018 Antalya, Alanya'dayız. Hasan Alanya Ergün Bey çakacak. ve Murat. Murat Bey'in, Hasan Bey'in serası burası. Evet. 3 dönüm bir sera. Burada bu sene toprak düzenleyici ürünümüzden Kullandım abi. kullandınız. Rekor gelişim. Burada toprağınız neydi? Öncelikle toprak yapısı neydi? Kullandığınız dönemde şu an ne hissediyorsunuz? Ne görüyorsunuz sonuç olarak? Toprak yapımızda sıkıntı vardı. Yaptığımız tahlillerde tuzluluk oranı yüksek olduğunu ve diğer bütün kullanılan kimyevi gübrelerde bulunan potasyum, azotun hepsinin yüksek olduğunu Organik deneyimledik. maddeniz kaçtı, biliyor musunuz? Organik maddeyi net olarak rakamsal olarak Hatırlamıyorsun. ver, ama o da yüksek. O şöyle, o tersi olabilir. Tuzluluk yüksek. Tuzluluk yüksek. Diğer evet, potasyum tabii. vesaire toprakta bağlı olan şeyler yüksek. Burada kaç yıldan beri muz? Ya uzun yıllardır yani bir 10 yıldır var herhalde. 11 geçmişte yıldır var. Ben bakıyorum abi. 11 yıldır 11, siz bakıyorsunuz. Sürekli burada bir üretim yapılıyor. Sürekli sürekli üretim gelen var. geliyor. 13, 14 falan var. 14 var yani. Yıl var. Evet. Şimdi şöyle soralım. Geçen sene bu ağaçlarımız böyle miydi? Nasıldı? Ağaçlarımız böyle değildi. Değildi. Böyle değildi. Bu sene böyle şöyle gösterelim. Şunun gövdesinden zaten Evet. yakından bir gösterelim. Evet. Tabii şu an fide yani, temizlik işi evet, yapılmamış da başlanacak. Evet. Fiden alımı Şöyle yapılmadı. Gösterelim şunu da, onları da. Fiden alımı yapılmaz daha yani şimdi yoğun genel anlamda, başladığı için genel anlamda yapılmadı. Rekor gelişim toprakla ilgili toprağı çözen, Evet. toprağa direnen eden Evet. bir ürün olduğu için Evet. tuzlulukla alakalı tuzun taşınmasını ya da tuzun sıfırlanmasına yardımcı oluyor, büyük destek oluyor. Evet. Tuzluluk olduğunda zaten bu gelişimi sağlayamıyorsunuz. Bir kendini kapatıyor. Evet. Siz ne söyleyebilirsiniz geçen seneyle bu seneyi kıyasladığınızda? Abi ya şimdi doğurduğu zaman dal kendini doldurmuyordu. Tuzluluktan Doldurmuyordu. dolayı. Tamam. Bir de ağaçlar gelişmiyordu. Biraz tabii Bu sene havanın nasıl? işi. Bu sene baktığımızda ben iyi Abi, görüyorum. Ha bu sene hava sıcak. Bu sene Allah'a Bu şükür sene hava iyi. Evet, sıcak ama havanın biraz şeyi de var burada tabii. ağaçlardaki denge de güzel. Evet. Yani dengesiz bir büyüme yok. Dengesiz bir büyüme yok. Evet. Peki burada gübreleme vesaire yaptınız mı bu sene? Gübresini Normal veriyorsunuz. normal gübre veriyoruz. İşte öbür toprak kimyalarını veriyoruz. Veriyorsunuz. Toprak şimdi bu sera biraz alçak. Alçak. Evet. Alçak bir sera. Şöyle gösterirsek. Herhalde bir 4-4,5 şu Evet, altlar evet. daha Evet, şey. evet, alçak. Isınması biraz fazla. Fazla. Bu da topraktaki nemin kaybolmasını beraberinde getiriyor. Şu anda 37 derecede. Şu an 37 38, derecedeyiz ve 38 derecede terliyoruz şöyle her yerimizden Evet. çıkmaya başladı. Evet. Toprak nemliliği ile ilgili. Şöyle Evet. gelirseniz siz de uzak kalmayın. Evet. Tamam. Toprak Tamam. nemliliğini kaybediyor mu? Geçen senelere Ya. göre kıyasladığınızda toprağınızın nemliliği, şu yüzündeki nemliliği. Mesela Abi çamurlaşma şimdi olmuyor. mesela ben her gün giriyorum içine zaten Aha. ikindine falan bakıyorum. Bak orada şeyimiz de var, nemlendirici şeyimiz de var. Tamam. Bak şu anda 79'larda. Tamam. Bu nemi mi ölçüyor evet, buradaki? Nem ölçüyor Şu şey an iyi bu. mi peki bu derece burası için? İyi, normalde 80'de olması lazım da yani Şurada 79 bir 79, şey. 80 tabii. Geçen sene bu nasıl oluyordu işte? Onu kıyaslayabiliyor musunuz? Geçen Hatırlıyor musunuz? yıl yüksek oluyordu abi. 60'a kadar, 65-67'lere kadar düşüyordu. Düşüyordu. Şu Evet. anda 80'de. Yani Şu anda bu da şunu 80'de. getiriyor. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Çatı aynı, hava aynı, yer aynı. Hava sıcak Aynı, olsa aynı. bile yerdeki nemliliğimiz, Nemliliğimiz havadaki buradaki aynı. Evet. nemliliğimiz korunabiliyor. Evet. Şöyle bir şey de gösterelim. Şu yeni doğan dallardan da. Hani doğuş kalın oluyor dedik ya. Evet. Şöyle şurada görünüyor. Bir yeni mesela. Yeni doğa. Şurada. Bizim hiç güzel olmayan yerimiz varmış orada mesela. Vurabilene bir sene çok güzel. Hiç olmayan yerde bile güzel diyorsunuz. Ha, evet asıl göstergemiz orası. Bakalım oraya da bakalım. Yani bunlar, yani, orası bunlar normal. Bunlar yeni doğum değil mi? Evet. Şöyle. Bunlar 10 günlük civarında 10 bir şey. Günlük. 10 günlük. Öyle gidelim. Şurada yeni zaten gelmiş. Bu Burada yeni. 2-3 günlük bir şey herhalde bu. Şunu da şöyle gösterelim. Şöyle gidelim. Bugün dağlıklarını da var. Şurada kafiyede. Öyle ağaçları da gösterelim gövdelerini. Şimdi o en bozuk dediğiniz yere de bakalım mı? Bakalım. Daha böyle şey dediniz. Şöyle. Yani bu Hasan Bey şu ağaç evet, fevkalade. Bunlar evet. mükemmel denecek kadar güzel. Evet. Sağlıklı, iştahı yani şu şeyi. Evet. Açıkçası şöyle gösterelim.
Yani şu olay da doğru abi, mu? Evet. Yani geçen senelere biliyorum evet, nasıldı ama geçen şu an için gayet güzel. Şu yani bildiğimiz kadarıyla şu siyahlıkların olması isteniyor. Evet. Besini aldığını gösteriyor. Şu da iştahla alakalı. Evet. Böyle gidelim oraya. Yani şu harika bir şey var. Girişim var. Abi bugün taktım bunu. Bugün doğdum. Evet. Bugün doğuş yaptı. Bu sıra mıydı en kötü dediğimiz yer? İşte şuralar, şu bölge. Şuraları. Şöyle gidelim. Buradan itibaren birkaç sıralı kötü. Damlama, yağmurlamanın da çok. Gidelim böyle. Gezelim, gösterelim ki her yerde aynı sonuç olduğunu bilirsin. Hemen hemen ilk doğuşumuz derseniz, terenin ilk doğuşu. Şu karşıda bu. Evet. Geçen yıl bu 3 sıra. Hiç güzel değildi yani bu. Ne oldu? Gölgeler çok peki, garip. Peki şöyle yapalım, burada duralım. Bugün mesela bu. Evet. Şöyle, şu duralım. Şunu söyleyeceğim. Evet. Hasan Bey siz de gelin böyle. Şimdi havanın çok sıcak olması, evet, böyle çok sıcak gitmesi bu muzun çok iyi olacağı anlamına da gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü toprak sağlıksızsa, beslenmiyorsa evet, bu muzun da yapabileceği yani çok fazla bir şey yok. Şu an doğuşumuz olmuş. Evet, muhtemelde ilerleyen dönemde de taraklarımız sayısı ve belli olacak zaten. Meyve kalitesi de en üst seviyede olacak. Evet. Bu ürünü tavsiye eder misiniz? Yani öncelikle Alanya. Hı hı. Bu bölgenin tam ismi neydi mevki olarak? Kargıcak. Kargıcak. Muzcusunuz, muz evet, üretimi yapıyorsunuz. Evet. Bu işten para kazanıyorsunuz. Evet. Ve bu bölgede de birçok muzcu var. Evet. Bunlara öncelikle önerir misiniz? Rekor gelişim ürünü kullanmasını. Ben bu ürünü ilk defa kullandım. Evet. Bu sene. Yani ilk olarak kullandığım halde şunu söyleyebilirim. Şu andaki gözlemlerim gayet iyi. Gayet iyi. Ve ileride de yani seneye de kullanmayı düşünüyorum. Görüntü zaten ağaçların kaliteli ve sağlıklı olduğunu gösteriyor. Evet. Bu sağlıklı ve kaliteli bir ağaçta da mutlaka doğuşlar da iyi olacak. Meyve de iyi olacak. Şimdi Murat Bey de buranın içerisinde sorumlusu. Evet. Geçen sene olmadığını, bu sene olduğunu zaten söyleyerek olayı özetledi. Evet. Abi şimdi şöyle, geçen yıl dalımız olduğu zaman bir tarafı doluyordu, bir tarafı dolmuyordu. Bir tarafı dolmuyordu. Şu an, cırız kalıyor. Şu an, zayıf kalıyor. Şu an şöyle gösterelim. Evet. Şöyle gösterelim. Yani o darağımızın yarısı biri yüzü doluyordu, biri yüzü biraz zayıf kalıyordu. Şu an her tarafı dolu. Şu anda iyi. Şu an iyi. Şu anda iyi gözüküyor. İnşallah. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Çiftçi arkadaşlara tavsiye ederiz başka rekor gelişimi. Yani şu an gözlemlediğiniz kadar ben de tavsiye ediyorum. Tamam. Biz teşekkür ederiz. Seramızı gezdirdiniz. Bilgiler paylaştınız. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.